Evet, merhabalar. Şimdi 20 dakikam var. Verimli kullanmak istiyorum. Şimdi bu oyun teorisi aslında bizim hepimizin hayatında olan bir şey. Aslında biz zor zamanlarda bunu kullanıyoruz. En zor zamanlarda tabii ki savaş zamanları. O yüzden de asıl tarihe baktığımız zaman savaş zamanlarında çok kullanılıyor. Oyun teorisi dediğimiz şey, birden fazla oyuncunun olduğu, yani birden fazla tarafın olduğu ve ortada paylaşılacak bir şeylerin olduğu zaman tarafların o pastadan en fazla pay almaları için yapmaya çalıştıkları, uygulamaya çalıştıkları stratejilerin oluşturulması. Aslında böyle bir disiplin. Şimdi tabii savaş zamanında büyük bir mücadele var ve o yüzden de bu çok fazla kullanılıyor. Ama diğer mücadele alanında iş dünyası. Doğal olarak iş dünyasında da oyun teorisi çok kullanılıyor. Bu oyun teorisini biraz daha netleştirmek için birden fazla tarafın olduğu ama tarafların da sonsuz sayıda olmadığı. Yani tarafların, çünkü birisinin hamlesi diğerini etkileyecek ve diğerinin karşı hamlesi de sizi etkileyecek durumların olduğu. Yani sizin de oyuncu olarak bir şeyleri etkileme gücünüzün olduğu oyunları düşünmemiz gerekiyor. Ve ortada da mutlaka şans faktörü her zaman olur ama tamamen de şansa bağlı olmaması gerekiyor. Yani tamamen zarın atıldığı bir oyun varsa da bu oyun teorisinin alanına girmiyor. Tarihe baktığımız zaman hepimiz herhalde bu isimleri ve kitaplarını da biliyoruzdur. Sun Tzu özellikle Savaş Sanatı kitabı Çinlilerin daha çok kültürüne ait olan ama iş dünyasında da çok fazla uygulaması olan bir kitap. Hint medeniyetinin Beydavası var, Kelile ve Dimne. Oradaki fablalar aslında oyun teorisine güzel örneklerdir. Bizde hep tamamen olmasa bile Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi özellikle yöneticilere ilişkin stratejileri tarif eder. Ve hepimizin yine çok iyi bildiği Machiavelli'nin Prensi, özellikle İtalya'nın ve Batı medeniyetinin en önemli oyun teorisi kitaplarından biri olarak algılanabilir. Batı medeniyeti bu işte aslında biraz daha ekolleri de var. Mesela Almanların Savaş Prensipleri kitabının yazarı Clausewitz önemlidir. Özellikle savaş teorileri, savaştaki oyunlarla ilgili. Ve İngilizlerin de yine teorilerini, savaş teorilerini ve özellikle oyun teorilerine baktığımızda Little Heart önemli bir isimdir. Ve yine von Neumann Alman kökenlidir ama Amerika'da sonra hayatına devam etmiş ve Almanya'nın özellikle de oyunlar ve ekonomik davranışlar teorisi ile oyun teorisini ilk defa ekonomiye uygulayan eser olarak kabul edilir bu. Bu kitaplara baktığımız zaman zaten böyle oyun teorisinin savaştan nasıl iş dünyasına geldiğinde görürüz. Şimdi peki bize geldiğimiz zaman, yani iş dünyasına geldiğimiz zaman birçok oyun var ama ben burada bugün 3 tane çok hepimizin de eminim ismini duyduğu oyundan bahsetmek istiyorum. Kazan kazan, çok kullanılır bu oyun tarzı, hep şey yaparız. Bir de bunun kaybet kaybeti var. Yani iki tarafında kaybettiği oyunlar var. Sanırım buradaki birçok firmada bundan muzdarip. Bir de kazan kaybet tarzı oyunlar vardır. Bir tarafın kazandığı, diğerinin kaybettiği. Bunlara da biz zero sum game deriz. Yani toplamı sıfır olan oyun. Yani pasta ne büyüyor ne küçülüyor. Orada sizin kazancınız karşı tarafın kaybı oluyor. Kazan kazan tarzı oyunlarda ise pasta büyüyor. Yani tarafların yaptığı hamleler iki taraf pastayı büyütüyor. Bu en istenilen oyun tarzıdır. Her zaman bunu bulmak mümkün değildir ama bulunduğunda da en böyle iki tarafların kazancının arttığı oyun tarzıdır. En kötüsü de kaybet kaybettir. Yani birisi aşağı düşerken diğerini de çeker, beraber düşersiniz. O da tabii özellikle biraz önce de bahsedilen stresin çok olduğu, pastanın tarafların yanlış hamlelerinden dolayı küçültüldüğü durumlarda olan bir oyun tarzı olarak düşünülebilir. Şimdi tabii biz oyun teorisyenleri bu tip oyunları
oynayacağımız bir ortam bulunca çok böyle haz duyarız. Çünkü orada gerçekten güzel oyunlar kurgulanabiliyor. Mesela hepimizin çok iyi bildiği bir ekonomik yapı tarzı var. Oligopol. Yani birkaç tane oyuncunun bir sektörde olduğu oyunlar. Bu oligopol yapı olduğu zaman burada hemen kartel akla gelir. Yani kartel ne demek? Şu demek, beraber fiyat belirleme ya da beraber üretim miktarı belirleme. Miktarı belirlerseniz zaten piyasa fiyatı ona göre oluşturur. Ya da ortak fiyat belirlerseniz de miktar ona göre dengeye gelir. En bilinen kartel örneği de OPEC'tir. Yani dünyada biliyorsunuz OPEC, dünyadaki petrol arzını belirleyerek dünya petrol fiyatlarını fixlemeye çalışır. Tarafların ideal bir fiyat gelir performansına sahip olmasını amaçlar. Viyana'da merkezi vardır. Ya bu kurumsal bir yapıdır ve yıllardır da iyi kötü bu işi iyi yapıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii kartellerin sürdürülebilirliği meselesi çok önemli. Çünkü kartelde oyunu bozan kısa vadede kazanır. O yüzden de hep beraber mesela petrol üreten o OPEC üyeleri bir yere geldiği zaman derler ki işte efendim hepimiz üretimimizi sınırlandıralım. Atıyorum Suudi Arabistan 20 milyon varilde kalsın, işte İran şu kadar varilde kalsın. Ama ondan sonra o sınırın üzerinde üretim yapmaya başlar birisi ve bunu da ilk başta herkes anlayamaz. Çünkü nereden bilecekler, varil saymıyorlar sonuçta. Ve ondan sonra ama belli bir süre sonra piyasada petrol belli oranın fazlasında olunca fiyat düşmeye başlar. Herkes anlar ki birisi fazla üretim yapıyor, en az birisi. Yani bu da kartelin şeyini bozar. Yine oyun teorisinin belki bize de örnek olacak farklı kullanımlarından iki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Japonya. Japonya'da dikkat ederseniz dünya piyasasına baktığınızda hemen hemen her sektörde 3-4 tane marka görürsünüz. Mesela motosiklet eminim sevenler vardır. Motosiklet sektörüne baktığınızda hemen bir çırpıda Kawasaki, Honda, Yamaha gibi motor markalarını sayarsınız değil mi? Motosiklet markalarını. Şimdi bu markaların Türkiye'deki satış fiyatına bakın, bir de Japonya'daki satış fiyatına bakın. Çok şaşıracaksınız. Japonya'da Türkiye'ye göre çok daha pahalıdır bu markalar. Japonya'da şöyle bir strateji vardır. Her sektör 3 aşağı 5 yukarı bunu uygular. 3-4 tane yani oligopol tarzı bir pazar vardır. Ve bunların da çoğu eskiden gelen Shogun ailelerinin markalarıdır. Ve o markalar iç pazarda çok yüksek fiyata satarak ciddi karlar elde ederler. Ve burada elde ettikleri artı değerle uluslararası piyasalarda çok rekabetçi bir en azından buffer'a, bir yedek akçeye kavuşurlar ve çok daha uluslararası alanda esnek olarak fiyatlarını indirebilirler ya da pazarlamaya çok ağırlık verebilirler, dağıtım kanallarına yatırım yapabilirler. Mesela bu Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra MIT'i, Ministry of Industry and Technology çok merkezi bir kurumdu ve çok iyi Japonya'nın kalkınmasını, stratejisini belirledi. Onların geliştirdiği bir stratejidir bu. O yüzden Japonya'daki mesela hep konuşuyoruz işte verimdir, şudur, budur ama yani ne kadar iyi ürün üretirseniz üretin, ne kadar bunun reklamını yaparsanız yapın, bu arkadaki grand strateji, büyük strateji oluşturmadıkça oyunda başarılı olamıyorsunuz. Bir örnekte ben Avrupa Birliği'nden vermek istiyorum. Airbus örneği. Mesela Airbus nasıl böyle bir marka oldu? Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Eskiden dünyada iki tane büyük gövdeli uçak firması vardı. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz Boeing, diğeri de McDonnell Douglas diye bir firma vardı. DC-9, DC-10 uçakları hatırlarsanız. Ama bugün o McDonnell Douglas yok. Hikayesi şu, Avrupa Birliği bir araya geliyor ki ya bu büyük gövdeli uçak işi büyüyecek ama dünyada da iki tane büyük firmaya pazar şeyi var. Bu iki firma da şu anda McDonnell Douglas ve Boeing. Biz Avrupa Birliği olarak bu oyunda nasıl olacağız? Oyun teorisyenleri bir araya geliyorlar, diyorlar ki şöyle bir oyun kurgulayalım. Biz Airbus'a bir marka yaratalım. Bu markayı desteklemeye başlayalım. Kendimiz hep Airbus'ları alalım. Ama bu yine de yetmeyecek, zarar edecek. Yaklaşık 20 senede zarar edecek bu firma. Ama 20 sene boyunca biz bu markayı sübvanse edersek, diğer iki markadan biri batacak.
Batınca da biz onun boşluğunu dolduracağız ve sübvan sistemimizi geri alacağız ondan sonraki satışlarla diyorlar. Ve buna başlıyorlar. Ve bunu gören McDonnell Douglas, ki Boeing'e göre daha küçük olduğu için batma ihtimali daha yüksek firma, hemen Amerikan devletine gidiyor. Diyor ki ya böyle böyle bir şey var, biz batacağız. Onlar da diyorlar ki biz karışmayız, bu serbest rekabet, iyi işini yap, bu işten kazan diyorlar. Onlar elinden geleni yapıyorlar ama oyun teorisyenleri haklı çıkıyor, McDonnell Douglas batıyor. Ve bugün Airbus'un bildiğim kadarıyla dünya pazar payı %55'in üzerinde. Ve çok da karlı bir şirket haline geliyor. O yüzden de özel şirketlerin oyun teorisini bilmeleri yetmiyor. Devletteki kurumların da bunu bilmesi gerekiyor. Ve bu ikisinin beraber oynadığı oyunlar çok daha başarıya yakın oluyor. Şimdi tabii bir popüler oyundan daha bahsediyorum. Bu da etmek istiyorum. O da Mahkumun Açmazı oyunu. Şimdi bu Prisoner's Dilemma muhtemelen duymuşsunuzdur ama ben kısaca popüler ismiyle, yani Mahkumun Açmazı nereden geliyor, bunu bahsetmek istiyorum. Şimdi bir karı koca düşünün. Karı koca bir gün banka soymaya karar veriyorlar. İşte Amerika'da böyle bir şey, bir kasaba düşünün. Hikaye oradan veriliyor. Ve gidiyorlar. Öyle de güzel bir plan yapıyorlar ki bankayı hiçbir delili bırakmadan soyuyorlar. Ne varsa oradan alıyorlar. Ve bir güzel getiriyorlar eve. Sonra bakıyorlar, bilmem kaç milyon dolarlık bir şey duruyor orada. Ne yapacağız bunu diyorlar. Şey de yapamıyorlar. Ya diyorlar ki götürüp yine bunu en güvenlisi bankaya geri yatıralım diyorlar. Sonra götürüp bankaya yatırıyorlar. Ama tabii bu olunca banka soyuda belli bir süre sonra benzeri bir miktar yatıyor. Tabii oradakiler şüpheleniyor ve oradaki komisere haber veriyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir şey var, biz şüphelendik ama böyle bir şeyden. Bunun üzerine olaya polis el atıyor ve kadın ve kocayı ayrı odalarda sorguya alıyor. Hiçbir delil yok ama olan şüpheliler de belli. Ve oradaki polisin ya da savcının görevi bu kişileri itiraf ettirmek. Yani evet, bu işi biz yaptık diye itiraf ettirmek. Bunun için diyor ki bakın diyor, biliyoruz siz yaptınız. Ayrı ayrı ama tabii. Şeyde, senin yaptığını biliyoruz. İtiraf et. İtiraf edersen ceza indiriminden faydalanırsın ve daha az ceza yersin. Ve diyor ki şu tabloyu onların önüne koyuyor. Eğer ikiniz de itiraf ederseniz 10 sene hapisle çıkacaksınız. Ama biriniz itiraf eder, diğeri etmezse, itiraf etmeyen 25 sene, itiraf eden iş birliğine girdiği için 1 senede çıkacak. Bu arada ikiniz de inkar ederseniz, bu parayı işte haksız vergi şeyi olduğu için ispatlayamıyor. İşte bu vergi şeyinden kaçırmadan 2 sene ikinize ceza vereceğiz diyorlar. Bu sefer tabii siz kendinizi karı ve kocanın yerine düşünün. Yani eşinizle de konuşamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mahkumun açmazı bu. Yani mahkumsunuz hapiste ve bir açmazınız var. Yani itiraf etmeli misiniz, etmemeli misiniz? Şimdi burada tabii bu oyunun çok farklı versiyonları var. Mesela bir tanesi trafikte emniyet şeridi kullanma oyunu. Şimdi düşünün, TEM'de gidiyorsunuz. Trafik tıkanıyor köprüye doğru. Sonra sağdan bir araba geliyorsunuz, gidiyor. Sonra bir tane daha görüyorsunuz, gidiyor. Bir tane daha gidiyor. Ve belli bir süre sonra o gidenler, ileride viyadük olduğu için emniyet şeridi şey oluyor, önünüze geçiyor, sizin şerit gitmemeye başlıyor. Ne yapmalısınız? Yani herkes gidiyor, siz kuralı bozmalı mısınız yoksa durmalı mısınız? Gördüğünüz gibi oyun teorisini anlatırken biz özellikle derslerde etik, ahlaki ilkeleri bir yere koyarız. Çünkü bunlar toplumlara göre çok değişir. Biz ilk önce objektif olarak konuyu anlatırız. Ama ondan sonra bunları da devreye alıp yeniden oyuncuların stratejilerini konuşuruz. Ne yapmalısınız? Ya da siz bir işe giriyorsunuz, bir pazar için diğer firmalarla anlaşıyorsunuz. Ama ondan sonra onlardan bir tanesi fiyatı bir tık aşağı indiriyor. Oysa siz anlaştınız, yani bu fiyatın altı. Siz ne yapmalısınız? Bunların hepsi mahkumun açmazının farklı versiyonlarıdır. Yani burada bu açmaza girdiğinizde siz ne yapmalısınız? Benim gördüğüm
Türkiye'de aslında birçok sektörde biraz önce bahsettiğimiz oligopol yapı var. Ve zaman zaman da ben şunu izliyorum. Bu oyuncular kartel, yani ortak fiyat belirleme ve ortak miktarla ilgili zaman zaman bu oyunlar oluşuyor. Türkiye bu konuda o kadar da masum değil. Rekabet Kurumu da bunu engellemeye çalışıyor ama ben Rekabet Kurumu'nun çok başarılı olduğunu düşünmüyorum şimdiye kadar, en azından bu var. Ama tabii burada Rekabet Kurumu'nun çok başarılı olup olmaması da bence soru işareti. Mesela bu oligopolin daha ötesi tekel yapılar. Mesela bir zamanlar hatırlarsanız Microsoft tekel durumuna gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse. Onu parçalama kararı aldılar. Sonra bir şekilde Bill Gates gitti, konuştu ve vazgeçirdi onları. Yani tekel şeyi bir süre daha devam etti. Çünkü evet, iç piyasada böyle ama biz dünyayı da bu şekilde bir şekilde elimizin altına alıyoruz deyip Amerikan devletini ikna ettiler. Çünkü Japonya'daki oyun da böyle. O yüzden bence oyun tahmin ettiğimizden daha karmaşık. Yani biz iç piyasayı devletle birlikte iyi kurgularsak ve buradaki kullandığımız leverage'ı yurt dışında kullanabilirsek firmalarımız için çok daha iyi oyunlar ve bütün toplumun faydasına, çünkü sonuçta bizim firmalarımızın para kazanıyor olması, burada vergi veriyor olması bir şekilde topluma mutlaka indirekt yansıyacaktır. O yüzden bizim firmalarımızı, yani daha hiç büyümeden, belli bir noktaya gelmeden dünyadaki büyük firmalarla karşı karşıya getirmemiz hiç doğru değil diye düşünüyorum. Airbus örneği bence Türkiye için önemli bir örnektir diye düşünüyorum. Bizim mutlaka kendi firmalarımızı iyi seçip onları destekliyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer uluslararası oyuncular oluşturmak istiyorsak. Daha geçen hafta katıldığım yine böyle bir toplantıda aslında İhracatçılar Meclisi'nin bir toplantısıydı. Aslında Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasını 110 firmanın yaptığı söylendi. Yani aslında büyüklerin yaptığı söylendi. O yüzden aslında ihracat yapan firmaların da iyi analiz edilip onların belki de bu oyun teorisinin ilkeleri de dikkate alınarak çok özel desteklenmesi gerekiyor. Çünkü karşı taraf bunu yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman, Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman, Çin'e baktığınız zaman oyun teorisinin ilkeleri birebir uluslararası rekabette uygulanıyor. Bunu biz bazen açık engeller olarak görüyoruz. Bazen de non-tarif bariyer olarak, indirekt bariyer olarak görüyoruz karşımızda. Bazen standartla karşımıza çıkıyor bu. Bazen mesela İsviçre'de şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım. İsviçre'nin gıda ile ilgili gümrük giriş kapısı Alplerin tepesinde bir yerdeymiş. Yani 6 ay yol kapalıymış. Yani isteseniz de tır oraya götüremiyormuşsunuz gibi. Yani bu tip non-tarif bariyerler geliyor. Şu anda mesela Çin ABD rekabetine baktığınızda tamamen aslında oyun teorisyenleri orada görev alıyorlar. Yani taraflar nasıl kendi gelirlerini maksimize eder diye oynuyorlar. Ben bir televizyon programında da söylemiştim. Yani bu oyunun kazananın ben şimdiden Çin olduğunu düşünüyorum demiştim. Şaşırmıştı sunucu hanımefendi. Çünkü bu işi gerçekten yani 5000 senedir en iyi uygulayanlar Çinliler. O yüzden de ben hiç açık vereceklerini düşünmüyorum. Çok iyi Go oynuyorlar. Çok iyi bu işleri biliyorlar. O yüzden de heyecanla da izliyorum ama sonucu ben hissediyorum diye orada bir yorumda bulunmuştum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere faydalı olmuştur bu kısa sunum.